İstinye Park'tayız. Vine fenomenlerinden Erkan Aker var yanımızda. Valeler deli gözüyle bakıyor şu an çünkü elinde kamera, ne yapıyor bunlar? Erkan, kendini çok kısa tanıt abi. Evet arkadaşlar, ben Vine fenomeniyim. Erkan, bu hafta çok değişik bir program konsepti yaptık. Sol tarafta bir tane Mustang GT'miz var. Sağ tarafta da bir tane E92 M3'ümüz var. Araçların da sahipleri burada bunlar. İkisi devamlı görüşen iki yakın arkadaş. Mustang'in sahibi İsmail ile beraberiz şu anda. Mustang'e mesela baktığın zaman baba, stoplar şeffaf, stoplar güzel ateş ediyor. Kendi standart orijinal difüzörü değil mi? Aynen, stok difüzörü abi. Çoğu otomobilde böyle stok bir difüzör göremezsiniz yani. Şimdi Mustang'e böyle baktığınız zaman siyah renk olduğu için kendini belli ediyor. Gördüğünüz standart bir ön lip var, güzel bir lip. Bunu bir de şu otomobilin içine bakalım, ben merak ediyorum. Abi şurada bir tane detay var, efsane bir detay. Ben bu detayı çok seviyorum. Allah, makinenin içine baktığınız zaman kendi kalitesini belli ediyor. Renk değiştirebilen şeyler mi? Aynen abi. İstediğim rengi ayarlayabiliyorum. Maviyle de tutuldum abi, çok güzel gözüküyor. Ortada bir dijital bir kadran var. Mesela hava yakıt oranı, voltaj görebiliyorum, yağ sıcaklığı, giriş hava sıcaklığı. Kanka, Facebook'a, Twitter'a girebiliyor musun buradan? Otomobilin içi benden her türlü 10 puan aldı, yani. Bunu şimdi senin makineye geçeceğiz. E92 M3, ben hastasıyım ya. Her noktası, her detayı ayrı bir kalite kokuyor. Bana M3 ayarlayacaktın bir tane kardeşim. Hemen fiyatla anlaşalım, verelim sana. Senin bu egzozlar orijinal değil, bunu sonradan taktırdım. Bu bir sistem yaptın herhalde egzozla ilgili değil mi? Pinotech egzoz var bunda. Barbitronik, yani kapanır açılır istediğin zaman. Otomatik modu var bir de. Gaz devrine göre kendini açıyor. Kaputtaki şişikliği çok seviyorum. Çünkü E92 M3'ü en çok ayıran özellik bu. Burada bir değişik bir detayımız daha var. Bu da BMW Performance'ın karbon ayna kapakları. Tavan karbon fiber. Bu hafiflik sağlıyor. Orta ayarda bir filmin var değil mi camda? Mesela bir kitle bakalım abi. İçi gözükmüyor. Benim zindan. Bu da zindan. Bu nasıl bir numara birader? Şimdi beraber çıkıyoruz. Farklı bir mekana geçiyoruz. Makina şu an yemleniyor. Şimdi bir Erkan'a soralım bakalım makina hakkında ne düşünüyor. Cihaz nasıl? Sevdin mi? Efsane. Makine psikopat bir cihaz. Doyamıyorum. Bakmaya koyayım. Ya sen kime koşuyorsun? Bana bir de ya. İnsanlık namına üretilmiş en büyük suç. Bu GT logosu çok güzel bir detay. Sende borla egzoz var. Bu borla atak olarak geçiyor. Amerikan dediğiniz zaten böyle bir ses olması lazım. Orijinal bir yüksekliği var makinenin değil mi? Sen coilover hiçbir şey yapmadın. Frenlerin ne senin? Brembo mu? Brembo abi, altı pistonlu. Şu logo var ya, Aker gördüğüm zaman kendimden geçiyorum logoyu. Ya bu makineyle var ya, kesinlikle stres atılır. Kendimi keserim. Makina tam bir alev makinası değil mi? Amerikanım ben diyor yani. Çok beğendim, çok hoşuma gitti. Bak burada da kim var bak. Oğlum bıktım lan senden. İsmail, bu makineyle ilgili 5.0 falan yakıyorlar diyorlar ortalamada. Abi 100 kilometreye 28 litre. 28 mi? Makine mi? Makine kardeşim. Oğuz kardeşim.